Sarı unutma beni çiçeği. Bir varmış, bir yokmuş. Her fani vakti gelince hayata veda edermiş. Ülkenin birinde de padişahın biri ölüm döşeğinde yatıyormuş. Vaktinin yaklaştığını anlayarak en büyük oğlunu yanına çağırtmış ve ona "Ben bu dünyadan göçüp gittiğim zaman yerime geçeceksin oğlum. Yalan ve ikiyüzlülükle, hırsla ve kötülükle benim yerime sen savaşacaksın. Sana tek bir şey söylemek istiyorum. Atını güneydeki kapıdan batıya doğru sürme. Bunu yapma oğlum." dedikten sonra oğluna gülümsemiş ve hayata gözlerini yummuş. Şehzade padişah olmuş ve bulduğu ilk fırsatta atına atlamış, güney kapısından çıkıp batıya yönelmiş ve bir daha geri dönmemiş. Allah'ın istediği olur. Böylece kardeşi padişah olmuş. Abinin geri dönmemesi, yeni padişah olan şehzadenin kafasını kurcalayıp duruyormuş. Çok geçmeden o da kararını vermiş. Abimi batıya yönlendiren şey neydi? Onu orada tutanın ne olduğunu kim biliyor? Gidip ona ne olduğunu araştırmak zorundayım. Belki bir hazine buldu ve bizden saklıyor. Onu takip edeceğim, demiş. Dediğini yapmış. Abisi gibi atını gizlice batıya sürmüş ve o da geri dönmemiş. Allah'ın dediği olur. Padişah olma sırası en küçük kardeşe gelmiş. En genç kardeş hayat dolu ve yakışıklı bir delikanlıymış. Etrafına neşe ve ışık saçıyormuş. Genç padişahın ağabeylerinden pek memnun kalmayan ülke halkı yeni padişahı hemen benimseyerek sevmeye başlamış. Olan bitene endişelenen ihtiyar sadrazam yeni padişahın da elden gitmemesi için gecikmeden önlem almak istemiş. Aman padişahım, kendini ve halkını seviyorsan kardeşlerinin yaptığını yapma. Batıya giden herkesin başına geldiği gibi bilinmeyenin seni baştan çıkarmasına izin verme. Bizi bırakma. Sana yalvarıyorum padişahım, demiş. Fakat toy bir genç ne zaman görmüş geçirmiş bir ihtiyarın sözüne kulak vermiş ki? Peki gizemin cazibesine kim ne zaman karşı koyabilmiş? Genç padişah da güney kapısının batısında keşfedilecek şeylerin ne olduğunu bilmek istiyormuş. Bir gün o da sadrazamın diktiği gözcülere görünmeden günün ilk ışıklarıyla beraber sevgili atı şerifin üzerinde güney kapısından çıkıp batıya doğru gitmiş. Çok geçmeden atın ilerlediği toprağın yumuşadığını fark eden genç padişah kendi kendine mırıldanmış. Ülkemin toprakları kurakken buralar nasıl bu kadar yumuşak ve nemli oluyor? Ya bunu kimsenin bilmemesine ne demeli? Maşallah, atım burada ne kadar rahat yürüyor. İlerideki sarı çiçek de ne kadar güzel. Daha önce hiç böyle bir çiçek görmemiştim. Unutma beni çiçeğine benziyor sanki. Küçük bir güneş gibi parlıyor. Hadi şerif, oraya gidip onu yakından görelim ve eve götürelim. Hadi gidiyoruz. Genç padişah onu cezbeden narin sarı çiçekten gözlerini ayırmadan atını geriye döndürmüş. Çiçeğe iyice yakınlaşmış. Şerifin sağ ön ayağı çiçeğe değmek üzereymiş ki çiçek birdenbire yok olmuş. Şaşıran genç ani bir hareketle dizginlere asılmadan önce şerifin arka ayakları nemli toprağa saplanıp kalmış. At gibi binicisi de donmuş topraktan çıkabilmek için çok çaba göstermiş. Bir süre sonra o kadar yorulmuşlar ki nefes alıp vermek dışında hiçbir şey yapamaz hale gelmişler. Genç padişah bitkin bir çaresizlik içinde etrafına bakınıyormuş. Bana bu kadar yakın olan çiçek neredesin? Tam sana dokunacakken bir bulut gibi kaybolmana neden olan nedir? Nasıl bu kadar yanılabilirim? Yoksa bu bir hayal miydi sadece? Demiş. Yalnızlık içinde kendi kendisiyle konuşan genç padişah aynı zamanda keskin bakışıyla çevreyi süzüyormuş. Birden bir avcının kartal gördüğünde yaptığı gibi bir çığlık atmış ve şerifi ileriye doğru sürmüş. Sarı çiçek orada, ilerideymiş. Şerifin hızlı bacaklarıyla birkaç adımda oraya varabilirlermiş.
Ne var ki az önceki olay tekrarlanmış. Narin sarı çiçeğin önünde durduklarında uçup gitmiş gibi yok olmuş. İşte şimdi genç padişahın içindeki avcı ateşi tutuşmuş. Üstüne üstlük çok öfkelenmiş. Kolunu yukarı kaldırıp bir avcı narası attığında Şerif koşmaya başlamış bile. Seni alacağım, beni yıldıramayacaksın. Benden sakın, seni yakalayacağım. Seni görüyorum, ileride güneş yüzün parlıyor. Seni yakalayacağım, demiş. Genç padişah, sarı çiçeğin arkasından gittikçe o sürekli kayboluyormuş. Padişah giderek daha çok öfkeleniyormuş. Ama sarı çiçeğin onu ve Şerif'i bataklıktaki tek güvenli patikada yürüttüğünü fark etmiyormuş. Genç padişahın tek fark ettiği son derece garip ve anlaşılmaz olay karşısında olduğuymuş. Sürekli kendi kendine konuşan genç padişah çiçeği kah övüyor kah azarlıyormuş. Ya bir kadına benzeterek çiçeğe kurnaz, geveze ve cilveli diyormuş ya da ışığa benzeterek onun muhteşem ve eşsiz olduğunu söylüyormuş. Nihayet bir zafer çığlığı atmış. Çünkü çiçek artık ondan kaçmayacakmış. İşte orada duruyormuş. Hemen arkasında siyah bir kaya yükseliyormuş. Dağın yamacındaki soğuk mağarası gözüküyormuş. Karanlık arka zeminin üzerine bir güneş ışığı gibi yansıyan çiçeğin manzarası genç padişahı o kadar büyülemiş ki nemli topraktan oluşan bir mağaranın ağzına nasıl geldiğini bir an bile aklından geçirmemiş. Bu eşsiz çiçeğe sahip olmaktan başka bir şey düşünmeyen genç padişah, parlayan çiçeği sapından koparmak için kılıcını çekmiş ve atını ileri sürmüş. Çiçeğin göz kamaştıran parıltısı kılıca yansımış ve genç padişah bir an için gözlerini kapamış. Tekrar gözlerini açtığındaysa mağaranın ağzındaki çiçeğin yerinde uzun boylu, çıplak, siyah derisi güneş ışığında parlayan bir zenciyi görmüş. ''Hey sen!'' diye bağırmış padişah. Çiçeğin yok olması onu çok sinirlendirmiş. ''Hey sen siyah adam, hemen buraya gel. Altın bir çiçeği kesemeyeceğim belki ama onun yerine seni kesebilirim.'' Ve var gücüyle zencinin üzerine atılmış. Zenci bir sedir ağacı gibi yere yıkılmış. Padişah kılıcını eğerin örtüsüne silmiş ve hiddetle yerine sokmuş. Akılsız gençlerin kız araması gibi bir çiçeğin peşine düştüm ve ne buldum? Hiç. Acaba abilerim bu zenci tarafından mı vuruldular? Kim bilir? Kim kaderin önüne geçebilir ki? Eve dönüyoruz Şerif. Caminin kubbesindeki ışığı görüyorum. Şehrimizden uzak değiliz, demiş. Böyle diyerek hayal kırıklığı içinde örtüsünün ucunu sol omzuna atmış. Ağzını kumdan korumak için yaptığı bu hareket sırasında omzunda yabancı bir şeyin durduğunu hissetmiş. Kafasını çevirip ne olduğunu bilmediği bu garip şeye dokunmuş. Yumuşak ve narinmiş. Güzel kokular saçan bir unutma beni çiçeğiymiş bu. Narin yeşil yapraklarının arasında korunmak ister gibi yatıyormuş. Fakat öfkesi geçmeyen genç padişah çiçeği kabaca kavramış. Seni kötü, seni güvenilmez çiçek. Artık gözümden düştün. Oysa güneş kadar yüceydin benim için. Beni peşinden koşturarak aptal ettin beni. İstemiyorum artık seni. Konuşurken bir yandan da sarı unutma beni çiçeğini omzundan atmaya çalışan genç padişah bunu bir türlü beceremiyormuş. Çiçek küçük sağlam kökleriyle oraya yapışmış. Tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını gören genç padişah yumuşamaya başlamış ve sonunda gülümseyerek sakin bir sesle çiçeğe seslenmiş. Madem ki bana bu kadar sıkı tutundun, kal öyleyse eşsiz çiçek. Neden bana tutunduğunu kim bilebilir? Kimsenin görmesini istemediği için çiçeği incitmeden örtüsünün altına özenle saklamış. Ne de olsa bir askerin, bir süvarinin omuzunda çiçekle gezmesi yakışık almazmış. Genç padişah oradan uzaklaşarak yaşadığı şehre yaklaştıkça değerli çiçeğini nasıl ve nerede saklayabileceğini düşünmeye başlamış. Atı Şerif dört nala koşarken aklına yatak odasında duran ve ayın güzelliğini görmek için kullandığı altın çanak gelmiş.
Altın çanağın içinde parıldayan suyun yüzeyinde ay yansırmış. Genç padişah saatlerce bu altın çanağın başında oturur, gümüş rengi ayın altının içinde batışını izlermiş. Sarı çiçeğini bu çanağa koyacakmış. Akıl sır ermeyen bu çiçek ayla zaman geçirebilirmiş. Görünüşe göre dönüşü fark edilmiş. Uzaktan bağırışlar duyan genç padişah, keskin gözleriyle batı kanadındaki nöbetçi kulesine bakmış ve bir hareketlilik olduğunu, gözcünün işaret verdiğini görmüş. Şehre yaklaştığında sesler yükselmiş. Mutluluk ve coşkuyla karşılanan genç padişah ne kadar sevildiğini bildiği için buna şaşırmamış. Dizlerini şerifin göğsüne iyice bastırmış. Safkan hayvan ok yaydan çıkar gibi ileriye atılmış. Saray eşrafı padişahı karşılamak için kapıya çıkmış. Yaşlı sadrazam hemen koşmuş ve genç padişahın ayağına alnını koymuş ve heyecandan kekeleyerek "Döndünüz, padişah efendimiz döndünüz. Allah'a şükürler olsun. Bizi kendinizden mahrum etmediniz. Fakat nasıl oldu bu? Şerif nasıl bu hale geldi? Neredeydiniz ki atınız çamurla sıvanmış? Bizim gibi toprakları kurak bir ülkede böyle bir şey nasıl mümkün olur?" Padişahın düşündüğü tek şey olabildiğince çabuk odasına giderek çiçeği gizlice altın kaseye koymakmış. Bütün bu karşılamalar, coşkulu sevinç gösterileri fazla ayrıntılı ve oyalayıcıymış. Padişah vakit kaybetmeden sakin bir sesle "Efendi, başımdan geçenleri daha sonra anlatacağım. Çünkü çok fazla şey oldu. Ama şimdi bana izin verin. Biraz dinleneyim. Ben de şerif gibi çok yoruldum. Hadi Allah'a ısmarladık." demiş. Kibarca verdiği bu emirden sonra şerifi dikkatlice ileri sürmüş. Kalabalık dağılmış ve saraya giden yol boşalmış. Hizmetkarlarına şerifle ilgilenmelerini söylemiş ve hemen yatak odasına gitmiş. Hem sırdaşı hem de hizmetkarı olan Süleyman'ın kendisini takip ettiğini görünce ona banyoda beklemesini emrederek hemen üstündekileri çıkaran genç padişah çiçeğiyle konuşmaya başlamış. "Örtümün altında ezilmedin değil mi? Benim sarı çiçeğim. Tekrar omzuma sıkı sıkı tutunacak mısın?" İtinayla sarı unutma beni çiçeğini tutmuş. Bu kez zorlanmadan çözülen çiçek onu tutan ele yakınlaşmış ve özenle su dolu altın kaseye yerleştirildiğinde nazlı yaprakları yayılmış. Sarı çiçeği hayranlıkla izlemeye başlayan genç padişah, neden bu çiçeğe böylesine bir hayranlık duyduğunu kendisi de bilmiyormuş. Diğerleri gibi mavi değil de sarı renkli, basit, küçük bir unutma beni çiçeğiymiş sadece. Bir süre çiçeği hayranlıkla izleyen padişah, sonunda gözlerini çiçekten ayırarak mermer salona geçmiş. Saatik uşağına uzun bir yolculuktan geldiği için çok bitkin olduğunu, dinlenmek istediğini ve yatağını yapmasını söylemiş. "Sakın ay çanağıma dokunma Süleyman. Nadir rastlanan bir çiçek buldum ve kasenin içine yerleştirdim. Onunla ben ilgileneceğim. Suyunu sen değiştirme, ben yaparım. Şimdi git lütfen. Yalnız kalmak istiyorum." demiş. Evet, yalnız kalmak istiyormuş. Şimdiye dek arkadaşlarıyla türlü türlü silah oyunları oynayan, günlerini kaygısızca geçiren bu neşeli genç, ne olduğunu bilmediği ama farklı umutlar bağladığı küçük sarı çiçeğiyle ilgilenmek için yalnız olmak istiyormuş. Nihayet huzur bulmuş. Yatağının yanında üzeri çeşit çeşit yiyeceklerle ve soğuk içeceklerle donatılmış uzun bir sehpa duruyormuş. Çünkü delikanlının çocukluğundan beri geceleri acıkma ve susama alışkanlığı varmış. Sehpanın üzerinde serinliğini korumak için kil testiler içinde kaynak suyu, şerbetler, kapların içinde ise her çeşit meyve ve ellerini temizlemesi için yassı su kapları. Altın çanağa son bir kez bakan genç padişah uykuya dalmış ve gece yarısı susuzluktan uyanmış. Dumanı tüterek yanan güzel kokulu yağ lambalarının yansıttığı ışık, yatağın yanındaki sehpanın üzerindeki testileri görebilmesini sağlıyormuş. Genç padişah içinde hoşaf olan testiyi kavramış. Testinin ince ağzını dudaklarına dayadığında bir damla bile dökülmemiş.
Süleyman bu testiyi doldurmayı unutmuş muymuş acaba? Bunu garipseyen padişah, hizmetkarının ihmaline ihtimal vermeyerek diğer testilere yönelmiş. Ama hepsi bomboşmuş. Meyve kapları da öyle. Azıcık sudan başka hiçbir şey kalmamış. Sabah olduğunda genç padişah Süleyman'a sehpadaki çanakların ve sürahilerin neden boş olduğunu sormuş. Boş çanaklar mı efendim? Hizmetkarınızla alay mı ediyorsunuz? Dün gece her zamanki gibi her şeyi hazırlamıştım, demiş Süleyman şaşırarak. Bir süre odada bir aşağı bir yukarı yürüyen genç padişah daha fazla ısrar etmeyip hizmetkarını kırmamaya karar vermiş. Ay çanağındaki sarı çiçeğe bakmış. Gün boyunca görevlerini yerine getirdikten sonra yine çiçeğin başına oturmuş. Açmış olan narin çiçek etrafa hoş kokular yayıyormuş. Ertesi gece yine susuyarak uyanan genç padişah boş testileri ve meyve kaplarını görünce sabrı taşmış. Ellerini çırparak hizmetkarını yanına çağırmış. Süleyman, senin gibi dürüst bir adamın yiyecek ve içecek hakkında yalan söylemesi yakışık alıyor mu? Kendinden utanmalısın. Şimdi duymak istiyorum. Açıkla bakalım, beni gecelerdir neden susuz bırakıyorsun? Bana böyle davranmana sebep olacak ne kötülük yaptım Süleyman? Büyük bir kargaşalık çıkmak üzereymiş ki, hizmetkarın yeminler ederek suçsuz olduğunu söylemesi genç padişahı biraz olsun yatıştırmış. Olan biteni biraz düşündükten sonra bu olayın nedenini ortaya çıkartmaya karar verdiğini söylemiş. Tamam Süleyman, sana inanıyorum. Ne olacağını görmek için bu gece uyumayacağım. Sen her zamanki gibi hazırlıklarını yap. Padişahın sarı unutma beni çiçeğini saraya getirdiği üçüncü gece uyur gibi yapıp etrafı dikkatle dinlemeye başlayan genç padişah olacakları beklemeye başlamış. Gizli bahçenin geniş kanatlı kapıları açıkmış ve odaya ay ışığıyla birlikte çiçek kokuları da yayılıyormuş. Yattığı yerden ay ışığını takip eden delikanlı gülümsemiş. Birazdan ay ışığının altın çanağa düşeceğini ve sarı çiçekle cilveleşeceğini düşünmüş. Şimdi, evet şimdi. Ay çanağın kenarında parlıyormuş ve hemen ardından suya dalmış. Padişah doğrulmuş ve nefes almadan çanağın içinde olanlara bakmış. Ay ışığı suda yatan sarı çiçeğe temas ettiği anda çiçek doğrulmuş, büyümüş, uzamış ve ay ışığının arasından yükselerek süzülmeye başlamış. Ardından bir taşın toprağa düşmesi gibi parıldayan bahçeye doğru düşüvermiş. Aynı anda yerinden fırlayan genç padişah, çiçeğin düştüğü yerde yumuşak ve aydınlık bir yer halısı görmüş. Bir şey hareket ediyormuş. Gri bir duman mıymış? Hayır, duman değilmiş. Hareket eden bir tülmüş. Yapraklar da titreyerek hareket ediyormuş. Orada bir şey varmış. Evet, gerçekten bir şey varmış. İşte şimdi eller yaprakları itiyormuş. Yeşil yaprakların arasında bir genç kız duruyormuş. Işıldayan, yabancı bir kız. Gençliği ve güzelliği bir ilkbahar akşamında parıldayan mücevherlerle karşılaştırılabilecek ayın güzelliğine denkmiş ancak. Gözlerini ovuşturan delikanlı soğukkanlılığını kaybetmemek için sessizce Allah'a dua etmiş. Bu güzel periye doğru adım atmış ve alçak sesle kekeleyerek ''Fanilere merhametin varsa genç kız, insaflıysan bir söz söyle, yoksa kalbime ve aklıma mukayyet olamayacağım. Konuş, sana yalvarıyorum, konuş.'' demiş. Bu insanüstü varlık süzülen yeşil yaprakların arasından elini uzatarak sadece gülmüş ve alçak bir sesle konuşmuş. Neden bu kadar heyecanlanıyorsun? Şimdiye kadar periler hakkında hiçbir şey duymadın mı? Bilmez misin ki biz kımıldayan ve hareket eden her şeydeyiz. Nehirde bir dalga, derenin üzerine düşen bir bulut, su kenarında yüzen bir çiçek, sabah rüzgarı ya da hafif bir koku. Hepsi bir peri olabilir padişahım. Bak, ben de bir periyim. Bu kadar heyecanlanmana değer mi?
Demek bir perisin. Ama seni sürekli farklı biçimlerde görüyorum. Beni peşinden koşturan uzun bir çiçek. Bana sarılan küçük bir çiçek. Şimdi de bir genç kız. Söyle bana, gerçekten bir kız mısın? Yoksa gözlerin beni yanıltıyor mu? Demiş padişah. Gülmeye başlayan peri yeşil uzun yaprakların arasından çıkmış. Genç padişahın önünde durmuş. Elini ona doğru uzatmış ve "Dokun bana ve anla. Bir kızın elini mi tutuyorsun yoksa bir hayale mi dokunuyorsun? Gördün mü? Ben bir kızım. Ama her şey sana göründüğü gibi değil. İnsanlar farklı görür. Ben geceleri bir kızım. Gündüz bir çiçek. Senin çiçeğin efendim." "Benim çiçeğim mi?" diye sormuş padişah. O da alçak sesle konuşuyormuş, hizmetkarı duymasın diye. "Benim çiçeğim mi? Büyük çiçek, küçük çiçek, eşsiz güzellikte bir genç kız. Ya sonra ne olacak? Bir dahaki sefer bana nasıl görüneceksin?" Peri konuşmaya başlamış. "Başka türlü görünmeyeceğim efendim. Ben size bağlandım. Söyleyeceklerimi bir dinleyin. Size yalvarıyorum. Her şeyi anlayacaksınız. Bize konulmuş kurallara itaatsizlik ettiğim için cezalandırıldım. Ve karanlıkta onunla olmak için o zenciye verildim. Ta ki biri onu öldürünceye kadar. Bunu siz gerçekleştirdiniz efendim. Beni kurtardınız. Sizinle kalmayı seçtim. Bekleyin, daha hatamı itiraf etmeliyim. Bir genç kız olduğumda acıktığım ve susadığım için efendim, sizin için hazırlanmış şeyleri yiyip içtim. Beni affedebilir misiniz padişahım?" Padişah tuttuğu yumuşak ve sıcak elin gerçekten bir kıza ait olduğuna inanmış. Elini tuttuğunda içinden hızla akan şey ona inanmasını sağlamış. Periyi kendine doğru çeken genç padişah, "Benim tatlarımı yiyip bitirdin. Bu yüzden sana bir ceza vereceğim ve senin tadına bakacağım. Böylece suçunun cezasını çekmiş olacaksın," demiş. Bir cevaba gerek yokmuş. Geniş bahçenin havası bütün güzellikleri odaya getiriyormuş. Ertesi sabah padişah uyandığında yanında parıldayan güzel kız yokmuş. Narin yeşil yapraklarla örtülmüş küçük sarı bir unutma beni çiçeği varmış sadece. Nazikçe onu ellerine almış ve altın ay çanağına özenle yerleştirmiş. Yıllar birbirini kovalamış. Sol omzuna kökleriyle yapışan küçük çiçeğin gece sevgisiyle yanına sokulan altın renkli bir genç kıza dönüşmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Halkını sevdiği ve tüm saldırılara karşı koruduğu için çok düşmanı olan padişah bu düşmanları tarafından sürekli nefretle anılıyormuş. "Ne kadar korkak bir padişah. Yenilmez olmak için ruhlardan ve büyüden yararlanıyor. Ne zaman biri ona silah çekse omuzlarında yeşil bir duman çıkıyor. Yapraklara dönüşüyor ve kimse isabet ettirmesin diye her tarafını kaplıyor. Kızgın ruhlar, cinler, kim ne derse desin. Üstüne üstlük bu padişahın gerçek bir insan, bir erkek olmadığı da gün gibi aşikar. Kimse yanında bir kadın görmedi. Fani olan ve kendini düşünen biri kadın sevgisi olmadan yaşayabilir mi? Bu kötü kalpli korkağın etrafında kötü ruhlar var." Düşmanların kendisi hakkında neler düşündüklerini bilen padişah onlara gizlice gülmekle yetiniyormuş. Onun hakkında ne biliyorlarmış ki? İster kadın olsun isterse çiçek, tüm varlığıyla kendisini seven ebedi gençlik ve güzellikte bir perinin her gece kollarında olduğunu biliyorlar mıymış? Yıllar böylece geçip gitmiş. Ne var ki bir fani, ruhlar tarafından ne kadar korunursa korunsun, kaderinde yazılı olan son saati geldiğinde hiçbir şey fayda sağlamaz. Padişah için de bu saat gelip çatmış. Acımasızlığı dillere destan yenilmez Sultan Mehmet, padişahın sol omzuna doğru dönerek kılıcını bu onurlu adamın kalbine saplamış. Sonra da kılıcını yukarı kaldırarak gür bir sesle savaş meydanında bağırmış. "Buraya gelin, hepiniz bana doğru gelin.
Bakın, Yeşilci'nin koruduğu korkak padişah sonunda yerde yatıyor. Bir ölü, bir mağlup olarak. Bu korkak askerlerin onurlu mezarlığına gömülmemeli. Bizimle çok uzun zaman alay etti. Şimdi cezasını çekmeli. Buraya gelin askerlerim. Alın bu adamın bedenini parçalara ayırıp köpeklere atın. Sultan Mehmet böyle konuşurken askerler o yana doğru koşuyor, bir yandan sultanın sözlerini dinliyorlarmış. Sultanın işaret ettiği yere vardıklarında ne yapacaklarını bilmeden şaşkınlık içinde bakıp durmuşlar. Sabrı taşan Sultan Mehmet yine bağırmaya başlamış. Daha ne bekliyorsunuz? Başlayın hadi, size söylediklerimi yapın. Askerlerden biri kızgın sultana soru sormaya cesaret etmiş. Bağışlayın beni efendim. Askerleri cesaretini överken sizin korkak dediğiniz ölünün nerede olduğunu bize söyleyebilir misiniz? Onu bize gösterin, emrinizi yerine getirelim. Öfkeden küplere binmek üzere olan sultan sorunun ciddiyetini fark etmiş ve padişahın düştüğü yere doğru yürümüş. Ancak birden askerleri gibi şaşkın ve sessiz bir halde duruvermiş. Padişahın yattığı yerde rüzgarın hareket ettirdiği yapraklar dışında bir şey görünmüyormuş. Herkes sessiz, çaresiz ve korkmuş bir halde bu manzarayı izlerken insan aklının alamayacağı bir şey olmuş. Yapraklar açılmış ve içinden altın gibi parlayan küçük sarı bir çiçek çıkmış. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Toprağa sağlam kökler salmayan, altın renkli, sürekli çoğalan ve her yana yayılan sarı unutma beni çiçekleriymiş bunlar. Çiçekler önce bir nehir, sonra bir deniz olmuş. Çöl kumu samyelinde nasıl dalgalanıyorsa, sarı unutma beni çiçekleri de öyle yayılıyormuş. Taşları ve kurak toprağı düşmüş savaşçıların üzerini, dostu ve düşmanı kaplıyorlarmış. En sonunda her şey altın bir nehirle örtülmüş. Yeri geldiğinde saygı göstermeyi bilen Sultan Mehmet öylece duruyormuş ve altuni renklerle bezenmiş nehre bakıyormuş. Bir zaman sonra savaşlar kazanmış kılıcını altın nehre batırmış ve düşünceli bir halde konuşmuş. Bağışla beni kutsanmış insan. Sen korkak değildin. Sana zarar gelmesin diye Allah'ın en güzel hikmetiyle sardığı yüce insan. Sana hakaret ettiğim için Allah beni affetsin. Allah Kerim, Allahu Ekber. Gelin, sessizce buradan ayrılıyoruz. Herkes atlara, gelin. Biz kutsanmışa karşı savaştık. O kaderin arzusuyla öldü. Bizim çabamızla değil. Böylece askerler kutsanmış şehirlerin yanından, yerde açmış ölümsüz altın rengi çiçeklerin üzerinden sessizce geçmiş. Ve sen de ey dost ve kardeş, bizden biriysen, altınla buralara yolun düşerse ses çıkarmadan yeşil ve altın rengi çiçeklerin arasından geç. Bizden biriysen eğer, ellerini gökyüzüne aç ve Sultan Mehmet gibi Allah Kerim, Allahu Ekber de. Kan içmiş bu toprağı, kanlarını yurtlarının toprağına dökenlerin anılarını, sonsuz bir hatıra olan unutma beni çiçeğinin yaşamını kutsa. Allahu Ekber de. Çocuk Pehlivan. Bir varmış, bir yokmuş. Vaktiyle bir ayakkabıcı varmış. Onun da bir tek bile olsun çocuğu yokmuş. Karı koca yaşayıp gidiyorlarmış. Ayakkabıcı her gün sabahleyin işine gider, akşamleyin de evine dönermiş. Günün birinde sular kararırken ayakkabıcı karısıyla evde oturup çocuk hasretiyle dert çekerlerken bir de bakmışlar ki kapının ağzında ihtiyar bir derviş peyda olmuş. Derviş öyle bir kaside söylüyormuş ki insanın tüyleri ürperiyormuş. Ayakkabıcı hemen yerinden kalkarak dervişi içeri almış.
Biraz öteden beriden konuştuktan sonra derviş, "Çok susadım, çocuğu yolla da bir maşraba su getirsin," demiş. Ev sahipleri dervişin bu sözlerini duyar duymaz bembeyaz kesilip derinden ah çekmişler. Derviş onların evlat hasretiyle yanıp yakıldıklarını anlamış ve cebinden bir elma çıkarıp ev sahiplerine vererek, "Elmayı ikiye bölüp yiyin, 9 ay 9 gün sonra çocuğunuz doğacak," demiş. Ayakkabıcı bu işe çok sevinmiş ve buna karşılık dervişe bir iyilik yapmak amacıyla, "Derviş efendi," demiş, "senin bu iyiliğin karşılığında ne yapmamı, sana ne armağan vermemi istersin?" Derviş, "Ben armağan alan dervişlerden değilim, verenlerdenim, sağlıcakla kalın, ben gidiyorum," diye cevap vermiş. Derviş gittikten sonra ayakkabıcı ile karısı elmayı ikiye bölüp yemişler. Aradan 9 ay 9 gün geçmiş. Ayakkabıcının karısı güzel bir oğlan çocuk dünyaya getirmiş. Bizim bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla her çocuk aydan aya, yıldan yıla büyür. Ama ayakkabıcının oğlu günden güne, saatten saate büyüyormuş. Kısa sürede o boylu poslu bir delikanlı oluvermiş. 7 yaşına vardığında atlıyı atından indiriyormuş. O kadar güçlüymüş ki mahallede birlikte oynadığı akranlarının bazen istemeden ve bilmeden ya kolunu ya da bacağını kırıyormuş. Komşuları bu gibi oyunlardan bıkmışlar. Bu yüzden onlar gidip çocuğu hükümdara şikayet etmişler. Hükümdar ayakkabıcıyı çağırtıp ona oğlunun yaramazlıklarını önlemesini, onu yatıştırmasını ve eğer haşaralıklara devam ederse çocuğun başını bedeninden ayırtacağını söylemiş. Hükümdar gözdağı vererek korkutmuş ama olaylar tam tersine gelişmiş. İşte o gün ayakkabıcının oğlu mahallede çocuklarla oynarken hükümdar vekilinin oğlunun kolunu kırmış. Haber hükümdara ulaşınca çocuğu yakalayıp kafasını vurmalarını emretmiş. Hükümdarın adamları gidip çocuğu bir türlü saraya götürememişler. Sonunda 5-10 yerden sararak atlara bağlayıp çekmişler. Atlar çocuğu sürdükçe o yolda hangi ağaca yapışırsa ağacı kökünden koparıyormuş. Nihayet bir koskoca ağacı kökünden koparıp beraberinde hükümdarın huzuruna götürmüş. Hükümdarın baş veziri çok basiretli bir adammış. Bakmış ki çocuktaki güç hükümdarın hiçbir pehlivanında yok. Baş vezir, "Hünkârımız efendimiz sağ olsun. Bu çocuğu öldürtme. Zaman gelir günün birinde bu çocuğun bize yararı dokunur. Bence onu talimhaneye gönderip pehlivanlık öğrenmesini sağlasak daha iyi olur," demiş. Hükümdar vezirin tavsiyesini beğenmiş ve çocuğu pehlivanların yanına yollamış. O günden itibaren hükümdarın en iyi pehlivanları çocuğa ok atmasını, mızrak saplamasını, topu savurmasını öğretmeye başlamışlar. Aylar yıllar geçmiş ve ayakkabıcının oğlu öyle güçlü bir pehlivan olmuş ki kimse onu yerinden kımıldatamıyormuş. Frenk kralı sık sık bu hükümdarın ülkesine saldırıp vergi ve haraç alırmış. Ayakkabıcının oğlu pehlivanlık eğitimini tamamladığı sıralarda Frenk kralının yine ülkeye saldırdığını ve kenti yüzük kaşı gibi çelik çember içine aldığını hünkârı haber vermişler. Hükümdar vezir ve vekillerini toplayarak onlardan bu durumdan kurtulmak için önlemler düşünmelerini istemiş. Uzun süren düşünüp taşınmalardan sonra vekil, "Gelin çocuk pehlivanı yollayalım da gidip onları tepelesin," demiş. Vezir bu önleme razı olmayıp, "Çocuk pehlivan gerçekten çok güçlüdür ama onu savaşa yollarsak bizle alay ederler. Derler ki bu koskoca ülkede adam akıllı bir pehlivan bulunmadı da varıp yumurtadan daha dün çıkmış toy bir çocuğu savaşa soktular. Hem de o daha küçüktür. Hile hurda yapıp onu yakalayabilirler. Daha şimdiden onu düşman eline düşürmeyelim. Günün birinde o bize lazım olur," demiş. Böylece çocuk pehlivandan vazgeçip hünkârın öteki pehlivanlarını savaşa yollamışlar. Frenk ordusu bunların hepsini tuzla buz etmiş. Bu haberi hükümdara iletmişler. Büyük bir toplantı yapılmış. Uzun süren tartışmalardan sonra
çaresiz kalarak çocuk pehlivanı savaşa sokma kararına varmışlar. Onu çağırıp, "Sen düşman ordusuyla dövüşmelisin, başka çare yok," demişler. Çocuk pehlivan, "Ne ordusu, ne düşmanı? Onlar bana ne yapmış ki gidip onlarla dövüşeyim? Ben düşman, savaş filan anlamam," demiş. Bakmışlar ki gerçekten bu daha çocuktur. Hiçbir şey anlamıyor. Bunun üzerine vezir, "Şimdi ben onu yollarım da siz görürsünüz," demiş. Çocuk pehlivanın bir takım özel elbisesi varmış. Onu koca bir pehlivan yerinden güç bela kaldırıyormuş. Pehlivanlık idmanları zamanı çocuk pehlivan bu elbiselerini giyermiş. Bu kez antrenman başlamazdan önce vezir bu giysilerin gizlenmesini emretmiş. Evet, antrenman vakti yaklaşmış ve çocuk pehlivan idman yapmak için elbiselerini giyinmek istemiş ama onları bıraktığı yerde bulamamış. Aramış, taramış, yine de bulamamış. Başlamış bağırıp çağırmaya. Vezir ona yaklaşıp, "Oğlum, senin giysileri düşman ordusu zorla alıp götürdü. Şimdi sen kılıç kalkan takıp düşman üzerine gitmelisin. Hem giysileri geri alırsın hem de onları kılıçtan geçirirsin," demiş. Çocuk pehlivan vezirin önerisini beğenmiş ve hemen kılıç, kalkan ve bir at istemiş. Hükümdar gereken emri vermiş ama çocuk pehlivan getirilen tüm kılıçları denemek için yokladığında bunları kırmış. Silahhanede kılıç kalmamış, tümünü çocuk pehlivan denerken kırmış. Birden hükümdar sarayda dedesinin 3 arşın boyunda koskoca bir kılıcı bulunduğunu hatırlamış. Ne var ki bu kılıcı kimse yerinden kaldıramıyormuş. İki pehlivan yollayıp da kılıcı getirtmişler. Çocuk pehlivan kılıcı alıp evirip çevirmiş. Ufak bir deneme yaptıktan sonra, "Ne yapalım? Bunu da kırarsam kılıçsız kalırım. Kılıç bulunmayan yerde bu da bir kılıçtır," demiş. Ve kılıcı kuşanmış. Sonra onun için getirilen ata binmek isterken atın beli kırılmış. Hükümdarın ahırındaki tüm atlar çocuk pehlivan için işe yaramazmış. Sonunda hükümdarın derya atını hatırlamışlar. Ama bu ata kimse yaklaşamıyormuş. Onu surlar içindeki özel bir ahırda saklıyor, yemini de damdan veriyorlarmış. Vekil çocuk pehlivanı sevmiyormuş. Hani onun oğlunun kolunu kırmıştı ya. Derya atı çocuk pehlivanı öldürür diye o bu fırsatı kaçırmak istememiş ve atı getirmek için çocuk pehlivanın kendisini yollamayı tavsiye etmiş. Çocuk pehlivan razı olmuş ve özel ahıra gitmiş. At onu görünce coşup kişneyerek şaha kalkmış. Çocuk pehlivan çevik davranıp atın alnına bir yumruk indirmiş, perçeminden yakalamış. Böylece ata boyun eğdirip eğrini üzerine vurmuş. Üzerine binip hükümdarın huzuruna gelmiş. Saray adamları onun bu yiğitliğine hayran olmuş ve başta hükümdar olmak üzere herkes ona başarılar dileyerek düşman üzerine yollamışlar. Çocuk pehlivan bir nara atıp düşman ordusuna saldırmış. Sağdan vurup soldan çıkmış, soldan vurup sağdan çıkmış. Düşman ordusunu bozguna uğratmış. Durum böyle olunca Frenk kralı savaş hilesi yapma kararına varmış. Frenk kralının sihirbaz bir kızı varmış. Tüm tılsımları biliyormuş. Sultan kızını çağırıp, "Kızım, bu pehlivan benim ordumu darmadağın etti. Bak bakalım bunun başına bir çorap örebilir misin?" demiş. "Hay hay, öğrenirim babacığım. Bundan daha kolay ne olabilir?" diye cevap vermiş kızı. Kız fal açıp bakmış ki pehlivan topu topu 7 yaşında bir çocuktur. Onun daha mahallede çocuklarla oynaması gerekir. Bunun için kız çocuk tavrı alarak yaklaşmış ve demiş ki, "Aslanım, beni tanıyor musun?" Çocuk pehlivan sormuş, "Sen kimsin?" Kız, "Sen mahallenizde çocuklarla oynarken ben her zaman senden yana olurdum. Şimdi de çok oynamak istiyorum. Hadi bir oyun oynayalım," demiş. Böylece kız çocuk pehlivanı kandırıp attan indirmiş ve onlar başlamışlar oynamaya. Kız fırsatı kaçırmayarak bir efsun okuyup üfürmüş ve hemen çocuk pehlivan tılsıma yakalanıp uyumuş. Kız durumu babasına bildirmiş.
yedi koca pehlivan gelerek güç bela çocuğu yerden kaldırıp götürmüşler. Bir süre sonra çocuk pehlivan gözlerini açtığında bakmış ki eli kolu zincirlerle sımsıkı sarılmış. Zincirleri kırmak istemiş ama kıramamış. Her gün Fren Kralı'nın kızı çocuk pehlivanın onlardan yana olması için tatlı diller dökerek onu kandırmaya çalışıyormuş. Çocuk pehlivan ise Nuh diyor, peygamber demiyormuş. Ben anneme gitmek istiyorum diye tutturmuşmuş. Böylece çocuk pehlivan 7 yıl zindanda kalmış. 14 yaşını doldurmuş. Nihayet günün birinde vurulmuş olduğu zincirleri paramparça edip zindandan çıkmış ve ülkesine doğru yola koyulmuş. Bu olayı Frank kralına iletmişler. O da hemen ordunun çocuk pehlivanı yakalayıp getirmesini emretmiş. Bir hayli yol almış olan çocuk pehlivan bir de bakmış ki Frank kralının ordusu peşine takılıp sökün etmekte. Bu sırada çocuk pehlivan artık yüce bir dağın zirvesine ulaşmak üzereymiş. Askerler dağa tırmana tırmana ok yağdırmaya başlamışlar. Çocuk pehlivan önce ne yapacağını şaşırmış. Sonra kendini toparlayarak etraftaki koskoca kaya parçalarını askerlerin üzerine yağdırmaya başlamış. Böylece her kaya parçasıyla 50-60 askeri tuzla buz etmiş. Ordu komutanı bu gidişle çocuk pehlivanı yakalayamayacağını anlayıp başlamış dil döküp onu oyalamaya, çeşitli vaatlerde bulunmaya. Çocuk pehlivan, ''Bana hiçbir şey gerekli değil. Ben ülkemize, annemin yanına gideceğim. Eğer bana yaklaşırsanız hepinizi kırıp tüketirim.'' demiş. Ordu komutanı çocuk pehlivanın dediğini yapacağını ve kimsenin ona yaklaşamayacağını görüp istemeye istemeye geri dönmek zorunda kalmış. Frank ordusu bir hayli uzaklaştıktan sonra çocuk pehlivan yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda kentlerine varmış. Halk kent meydanına doğru gidiyormuş. Çocuk pehlivan bunun nedenini sormuş. Demişler ki çocuk pehlivanın babasını asacaklar. O güya hükümdarın vekilinin evini soymuş. Bu haberi duyunca çocuk pehlivan çok kızmış ve halkla birlikte kent alanına gitmiş. Bakmış ki gerçekten dar ağacı kurulmuş. Alanın bir tarafında hükümdar tahtında oturmuş ve etrafını vezir, vekil, ordu komutanları, pehlivanlar sarmışlar. Davullar dövülmüş. Herkes etrafa bakınmaya başlamış. Nihayet iki iri yarı cellat ayakkabıcıyı önlerine katıp dar ağacının altına getirmiş. Babasını bu durumda gören çocuk pehlivanın içi burkulmuş ve bu olaya çok kızmış. Babasına yaklaşarak, ''Babacığım korkma, ben daha ölmemişim. Ancak anlat bakalım, nasıl oldu da sen öyle bir iş yaptın?'' diye sormuş. İhtiyar ayakkabıcı eli kolu bağlı halde, ''Oğlum, sen küçükken mahallede oynadığınız zaman hükümdar vekilinin oğlunun kolunu kırmıştın. Düşman ordusu hile çevirip seni yakaladıktan sonra vekil oğlunun öcünü almak için bana iftira atmış ki güya ben onun evini soymuşum. Hükümdar da o hergelenin sözüne inanarak beni ipe çektiriyor. Gözünü seveyim oğlum. Şimdi sen kendin söyle. Ben bu ihtiyar çağımda ev soyabilir miyim?'' demiş. Babasının bu sözlerinden sonra çocuk pehlivan kaplan gibi sıçrayarak cellatları alt etmiş. Sonra hükümdara yaklaşıp öldürmek isterken vezir çocuk pehlivanı tanımış ve demiş ki ''Oğlum sen hükümdarı öldürme, zalimlik, adaletsizlik etme. O zaman sen de ona benzersin, aranızda fark kalmaz.'' Çocuk pehlivan vezirin sözlerini dinlemiş, hükümdarı öldürmemiş. Ancak vekili dar ağacına astırmış. Hükümdarın da tacını alarak vezirin başına koymuş ve ''Ey Vezir-i Azam, sen adaletli ve insaflı bir insansın. Bunun gibi aptaldan, her yalana uyup adaletsizlik yapandan hükümdar olmaz. Sen hükümdarlık edecek, ülkeyi ve halkı adaletle yöneteceksin.'' demiş. Halk bu işe çok sevinmiş ve eski hükümdarı taşa tutmak istemiş. Ama vezir, yani yeni hünkâr buna izin vermeyerek ''Ey sevgili halkım, bir hükümdar için alaşağı edilmekten ağır ceza olamaz. Şimdi varsın,
O da halkın içinde sıcağı, soğuğu, açlığı, tokluğu, acıyı, tatlıyı tatsın. Haklılık ve haksızlığı kendi gözleriyle görsün. Kendi yaptıklarını hatırlasın. O zaman günde 10 kez ölüp dirilecek demiş. Halk buna razı olmuş ve herkes evine gitmiş. Yeni hükümdar çocuk pehlivanın babasını saraya kendi yanına almış. Çocuk pehlivan delikanlı yaşa gelince de kızıyla evlendirip orduya komutan tayin etmiş. Böylece ayakkabıcının ailesi oğlu sayesinde mutluluğa kavuşmuş ve sizlere de esenlikler ve mutluluklar dilemişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Cinlerin Aynası. Gerçekten böyle dediğin gibi mi oluyor Mataba? Beni oyalamak için anlatmadın bunları değil mi? Söylediklerin doğru değil mi? Hanım Sultan'ın ayakları dibinde bağdaş kurmuş oturan, bir ipek ve örtü yığınını andıran yaşlı kadın, örtülerinin içinde iyice büzüldü. Alnını yere dayadı ve mırıldandı. Doğrudur hanımım. Benim hala yaşadığım nasıl doğruysa, bu anlattıklarım da öyle doğrudur. Bu sarayın altında, cinlerin içinde bir ayna sakladıkları, salona açılan bir geçit var. Bilmelisin ki cinler çok kurnazdır hanımım. Çünkü ancak gözleri kapalıyken görebilirler. Ama göz kapakları açıkken gözleri kamaşır. Arayanlardan hiçbirisi, büyük sözü biliyor olsa bile bu gerçeğin farkında değildi. Büyük sözü usulca söylerken cinlerin uyuduğunu sanıyorlardı. Ya bu yüzden ya da doğru sözcüğü söyleyemedikleri için hepsi de cinlerin kurbanı oldu. Ayna çağlar boyu orada kaynayan pınarın dibindedir. Yalnızca sevginin büyük sözünü söyleyen bu aynayı ele geçirebilir. Birçokları bunu denedi. Birçokları söyledikleri sözün büyük söz olduğunu sandı. Ama büyük söz hiçbir zaman söylenmedi. Ayna yukarı çıkmadı. Pınarın dibinde ulaşılamaz kaldı. Aynayı arayanlar ise cinler tarafından paramparça edildi. Hanım Sultan, ama bu aynayı kim bulursa onun içinde hakikati görecek demiştin değil mi Mataba? Sakla olan son hakikati diye sordu. Yaşlı kadın soran gözlerle ve endişeyle sultana bakarak cevap verdi. Evet hanımım, ey sultanım. Hanımının bu sözleri ve sorulan ne demek oluyordu şimdi? Doğurmasına yakın bir zamanda sakin ve neşeli olmalı, keyfi yerinde olmalıydı. Aklını cinler aleminin esrarlı olaylarıyla yormamalıydı. Amacı neydi ki? Mataba bu gece gözünü hanımından ayırmamaya ve sabah olmadan gözlerini kapamamaya karar verdi. Öyle ki sabahın ilk ışıklarıyla birlikte cinler alemi söner, artık onlardan korkulmazdı. Ancak düşündüğü gibi olmadı. Çünkü hanım sultan bir kurnazlık yapmış ve Mataba'nın akşam içtiği suya gizlice uyku ilacı karıştırmıştı. Mataba tüm gece boyunca katıksız bir uyku uyudu. Bu arada hanım sultan da koyu renk bir örtüye bürünerek odaların arasından sessizce geçti. Uyuyan cariyelerin önünden süzüldü ve haremliğin altındaki gizli geçitten kimseye belli etmeden geçerek sarnıcı gizleyen kemerlere ulaştı. Bu geniş, sütunlarla dolu koridor buz tutmuştu. İçeride geceleyin bile her tarafı tuhaf bir yeşile bürüyen bir ışık vardı. Ama inatçı bir dağ kavminin kızı olan hanım sultan korkmuyordu. Ayrıca ona büyük bir sevgi yol gösteriyordu. Böyle bir sevgi kadınları en güçlü savaşçılardan bile daha güçlü kılar. Bu sevgi gaddar ve kötü kocasına, zaten yaşayan bir yaratığa duyduğu sevgi değildi. Hayır, o bedenindeki doğacak varlığa,
tüm düşüncesini ve yaşamını gerçekleştirecek olan oğluna duyduğu sevgiydi. Hakikat aynasını doğacak oğlu için almak istiyordu. İktidardan ve zenginlikten daha değerli olanı, son hakikatin bilgisini günün birinde hükümdar olacak oğlu için aramak istiyordu. Bu yüzden şimdi bu karanlık ve tehlikeli yolda kötü cinlere doğru gidiyor ama yine de korkmuyordu. Mataba'nın sözünü ettiği, sarayın altındaki sütunlu koridorların bittiği yerdeki salona geldi. O anda bir pınarın şırıltısını duydu. Su sesinin yanı sıra başka bir ses daha dikkatini çekmişti. Yorgun develerin sert ciğerleri şiddetle soluk alıp veriyordu sanki. Cinler diye düşündü Hanım Sultan. Ama yine de korkmadı. İleriye doğru daha hızlı yürüdü. Sonra bir sütunun arkasına saklandı ve cinlerin gözlerinin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu anlamak üzere başını öne doğru uzattı. Dikkat, dedi kendi kendine sessizce. Sadece dikkat. Şimdi pınarı görüyor ve yeşil ışıkta cinlerin gözlerinin ardına kadar açık olduğunu seçebiliyordu. Sütunun arkasından çıkarak suyun içindeki dişi mi yoksa erkek mi oldukları anlaşılamayan yaratıkları gördü. Şimdi tam sırası, dedi Hanım Sultan. Sütunun arkasından pınarın çevresini aydınlatan yeşil ışığa doğru gitti ve yüksek sesle sudaki yaratıklardan çok kendine söylüyor gibi, ''Senin için oğlum, senin için'' dedi. Bu sırada uğultular ve çığlık sesleri duyuldu. Yaratıklar ayaklandı. Sanki bir fırtınanın bir kuru yaprak yığınını havalandırması gibi bir ses çıktı. Bu ses Hanım Sultan'ın çevresindeki kemerlerde binlerce kez yankılandı. ''Büyük söz, vah bize, büyük söz.'' Birden pınar sanki içindeki tüm suları boşaltmak istiyormuş gibi yukarı doğru fışkırdı ve Hanım Sultan adeta bir dalganın üstündeki küçük bir aynanın su damlacıklarının kırdığı ışıkta parladığını gördü. Bir adım attı, kolunu uzattı. Artık cinlerin aynası onun elindeydi. Aynayı tuttu ve içine baktı. Orada kendisine gülümseyen bir çocuk yüzü gördü. Geri dönüp koşarak oradan uzaklaşmaya başladı. Küçük aynayı elinde tutuyor, hiç ara vermeden aynadaki çocuğun yüzüne bakıyor ve gülerek, kekeleyerek eşsiz bir mutluluk içinde koşuyordu. Çünkü çocuğunun gözlerini ilk kez gören bir anneydi o. Rüyada gibi odasına vardı, yatağına uzandı ve güneşin doğuşuyla birlikte içindeki yeni yaşamda dünyaya gözlerini açtı. Yaşlı Mataba, Hanım Sultan'ın çocuğunu kolları arasında tuttu ve annenin oğlu için söylediklerini dinledi. İşte Mataba, cinlerin aynası burada. Oğlum onu hep yanında bulunduracak. Altın bir zincirin ucunda, göğsünde taşıyacak. Mataba, oğluma göz kulak ol. Onun için yaşa Mataba. Ve Hanım Sultan genç gözlerini sonsuza dek kapadı. Bir insan yaşamı boyunca tüm mucizeleri gerçek kılan büyük sözü söylemekten daha fazla bir şey yapabilir mi? Genç şehzade Buhara büyüdü. Hiç sevilmeyen babası bir katilin eliyle öldüğü için erken yaşta iktidara geçti. Cinlerin aynası gece gündüz göğsünde altın zincirin ucundaydı. Ülkede ne zaman bir haksızlık olsa Buhara bunu öğrenebiliyordu. Çünkü çıplak teni yanmaya ve acımaya başlıyordu. Buhara, avcunun içinden daha büyük olmayan aynayı çıkarıyor ve günlerce uzaklıktaki yerlerde neler olup bittiğini tüm açıklığıyla görüyordu. Bu yüzden zamanla kötülük yapanlar ondan korkmaya, iyi insanlar da onu sevmeye başladılar. Genç Sultan Buhara'nın tek bir dostu vardı. O da Şakir'di. Onu bir kardeşten daha çok seviyor, ona kendi ruhundan çok inanıyordu. Bir de Sultan Buhara'nın genç cariyesi Cemile vardı. Cemile'yi çoktan azat etmişti. Öyle ki son savaşta yanında getirdiği bu cariyeyi her şeyden çok seviyordu. Şimdi de onunla evlenmek istiyordu. ''Bunu yapma efendim'' dedi. Daha küçük bir çocukken onu kucağında taşımış ve ona bakmış olan, bu yüzden de böyle bir tavsiyede bulunma hakkına sahip tek kişi olan yaşlı hizmetçi Mataba.
Bunu yapma. Bir kadını alçaktan yükseğe çıkarmak iyi değildir. Yükseklerin havasına dayanamaz. Yapma bunu efendim. O gece Sultan Buhara yatağında hiç uyuyamadı. Ayna göğsünü yakıp durduğu halde çıkarıp bakmadı. Korkuyordu. İlk kez aynaya bakmaya korkuyordu. Aynanın bu yakışı Cemile ile mi ilgiliydi? Kimi, neyi görecekti? Hayır, bilmek istemiyordu, görmek istemiyordu, hiçbir şey öğrenmek istemiyordu. Cemile varken, kardeşi Şakir varken, hakikatten, olup bitenden ona neydi ki? Bu ikisi karısı ve dostu kaldıktan sonra yaşlı matabayı bile yitirmeyi göze alabilirdi. Yan ayna, göğsümde bir delik aç. Yine de benden, benim inancımdan ve sevgimden daha güçlü olamazsın. Hiç durmadan yan ayna. Buhara gecenin içine doğru böyle konuştu ve hakikat aynasının yakıcı acısını dindirmek için hiçbir şey yapmadı. Ardından öyle günler geldi ki mutluluk sultanın yüzüne gülüyor, Buhara kendi zenginliğinden adeta korkuyordu. Cemile hanım sultan olmuştu. Buhara hakikat aynasının verdiği haberlere göre adaleti korumak için sefere çıktığında dostu Şakir onun karısına ve ülkesine göz kulak oluyordu. Sevgili Cemile'si ona bir oğul vermişti. Buhara haremindeki diğer kadınlarla hiç ilgilenmiyordu. Cemile'ye duyduğu aşk içinde kök salmıştı. Bir gün yine ülkesinin sınırlarında sefere çıkmışken ayna göğsünü bir ateş gibi yakmaya başladı. Buhara aynayı çıkarıp baktığında sarayında korkunç bir kavganın çıktığını görerek dehşete kapıldı. Herkes birbiriyle dövüşüyordu. Buhara sonunda bir yüzü seçebildi. Ölüm acısının dehşetiyle buruşmuş bu yaşlı yüz, sadık hizmetkarı Mataba'nın yüzüydü ve tam o sırada bir el göğsüne bir hançer saplıyordu. Ama bu el, evet bu elde Buhara'nın atına binip yola çıktığında kendi yerine geçirdiği, ülkesindeki yaşam ve ölüm üzerinde söz sahibi yaptığı, can kardeşi Şakir'e bizzat kendi elleriyle verdiği yüzük parlıyordu. Buhara aynaya bir süre daha baktı ama sonra görüntüler karışmaya başladı. Artık hiçbir şey seçemiyordu. Şimdi genç Sultan Buhara'nın içinde ağır bir çatışma başlamıştı. İç dünyası onu eve dönmeye zorluyor ama yerine getirmesi gereken kutsal bir görev onu geri dönmekten alıkoyuyordu. Çünkü büyük bir haksızlığı düzeltmesi ve ezilen bir aşirete hain bir paşanın çaldığı özgürlüğünü geri vermesi gerekiyordu. Göğsündeki ayna nasıl yanıyorsa ayaklarının altındaki toprak da öyle yanıyordu. Sonunda eve dönme fırsatı bulduğunda mahiyetindekileri geride bırakıp tek başına sadece iki silahlı adam eşliğinde dolu dizgin bir fırtına gibi sarayına döndü. Göğsündeki ayna geceler boyunca yanmaya devam etti. Sultan bu aynaya geceler boyunca dokunmamıştı. Ama kendini korkak gibi hisseden Buhara, sarayına birkaç saat uzaktayken verdiği son molada yanan aynayı sonunda göğsünden çıkardı. Aynada yine can dostu Şakir'i gördü. Ama onun yanında, aman kalbim, parçalanma sakın. Onun bir yastıkta dinlenen başının yanında bir el vardı. Beyaz, küçük bir eldi bu ve sultan bu eli çok iyi tanıyordu. Bu elin kokusunu, yumuşaklığını, nasıl okşadığını ve her türlü kederi uzaklaştırdığını çok iyi biliyordu. Hayır, hayır, imkan yoktu buna. Bu iblisin, karanlığın ve kötülüğün sahtekar ruhunun bir oyunuydu. Bu ayna da yalnızca iblisin olabilirdi. Allah'a karşı gelen iblisin. Bunun üzerine Sultan Buhara aynayı kırmaya karar vererek kayalıklara vurmak için elini kaldırdı. Tam o sırada denizin karanlık yüzeyi gibi kıpırdayan ve hareket eden her şeyi gösteren bu tuhaf aynanın derinliklerinde bir kadın gördü. Ona böyle yalvaran gözlerle bakan bu kadın kimdi? Bu gözleri nereden tanıyordu? Onu daha önce hiç görmediği halde bu yüz ona neden tanıdık geliyordu? Aynadaki ağzın dudakları o anda kıpırdadı. Bu dudakların ne söylediğini gördü. Aynı zamanda bu sözcüğün ruhunun derinliklerinde çınladığını duydu.
Aynadaki görüntünün dudakları içten bir sevecenlikle "Oğlum," demişti. Bunun üzerine Sultan Buhara rahmetli annesinin yüzünü gördüğünü ve en zor sınavı vereceği saatte annesinin kendisine yakınlaştığını anladı. Dudaklarını aynadaki görüntüye bastırdı. O ana kadar erkeklerin de ağlayabileceğini bilmeyen adamın gözünden yaşlar boşandı. Sonra sıkı sıkıya göğsüne bastırdığı aynayla birlikte yere yuvarlandı ve yere düştüklerinde mucizevi ayna parçalandı. Aynanın kırıkları sultanın yüreğini deldi. Bu yaradan akan kan artık durdurulamazdı. Sürekli akan kan bu güneşli ülkenin sert toprağını suladı. Tüm yaşamın köklerine kadar derinliklerine indi. Hakikatin aynası parçalanmıştı. Bir daha kimse onu ne bulabildi ne de bir araya getirebildi. Ama Sultan Buhara'nın kanının toprağı suladığı yerde, dağların ıssızlığında, iki kayanın arasında tuhaf bir bitki yetişti. Uzun saplı bu bitkinin koyu mavi bir çiçeği vardı. Taç yaprakları güneşten açılan, sanki göğün mavisini yansıtan bir çiçekti bu. Bugün bile bu çiçeğe hakikat çiçeği denir ve zaman zaman birileri bu çiçeği bulmak, çiçeğin ışıltılı taç yapraklarında sanki bir aynaya bakar gibi özledikleri şeyi görmek için o kayalık dağa tırmanırlar. Derler ki, mavi çiçek sadece hakikati içtenlikle arayanlara görünür. Ama başkaları da der ki, bu yalnızca iblisin, tüm yalanların koruyucusunun bir aldatmacasıdır ve yalnızca onun yalanlarının görüntülerini yansıtır. Kim bilebilir, kim karar verebilir? Neyin hakikat, neyin yalan olduğunu kim bilir?